aldım diyenleri salla. Salla. Bravo sana. Roberto Bravo'dan benzersiz bir koleksiyon. Salsa. Eğitime verdiğiniz desteği biz tabii yakından takip ediyoruz ama bilmeyenler de olabilir. Bir kez daha sizden duymak isteriz. Ne gibi çalışmalarınız oluyor? Liselerimiz burada özellikle. Bugün de defile var. Valla biz 2018 yılında yönetime geldikten sonra bildiğiniz gibi komiteler oluşturduk. Bu komitelerden bir tanesi de eğitim komitemizdi. Sevgili Bogus Bey komitenin başında. 4 senede çok güzel işler yapıyor. Bizim için okullar çok önemli. İki açıdan önemli. Bir tanesi tasarım için önemli. Bir tanesi de sektöre stajyer öğrenci kazandırmak, sektöre eleman kazandırmak için çok önemli. Küçükçekmece Meslek Lisesi'nde uzun zamandır çalışıyoruz, uzun zamandır destekliyoruz. Meyvelerini yeni yeni almaya başladık. Bu arada tabii sektör de bunun yeni yeni farkına varmaya başladı. Ne zaman ki eleman ihtiyaçları, ara eleman ihtiyaçları başladı, okulların varlığından haberdar oldular ve şu anda istediğimiz sonuca nihayet uzun zaman sonra geldik. Bugün yaklaşık 60'a yakın firmamız bu okullardan çıkan stajyerlerimizi kullanıyor. Dolayısıyla bizim için daha çok önemli. Herkes bunu anladı. Hatta şu anda 2 tane oldu okulumuz. Üniversitelerin takı tasarım bölümleriyle de devamlı temas halindeyiz. Tokat Valiliği ile işte bildiğiniz gibi bir anlaşmamız var. Orada da taş kesimiyle ilgili bir çalışmamız, operasyonumuz var. Tam gazıyla devam ediyor. Amacımız farkındalığı arttırmak. Özellikle bundan sonra insanların bu tür okulları seçmesi için tanıtım günleri yapmak, anons etmek, buralarda eğer geldikleri zaman her zaman iş bulabileceklerini anlatmak. Eğitim bizim için çok önemli. Elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz ve devam edeceğiz. Başkanım, sektörümüz biraz özellikle eleman bulmakta sıkıntı yaşıyor galiba. Bu da fiyatları yukarı çekiyor. 10 bin liraya eleman bulamıyoruz gibi bir açıklamanız olmuştu. Sektörümüz gerçekten şu an eleman sıkıntısı yaşıyor. Transferler mi oluyor? Yani şimdi normalde sektör ihracatı 4 milyardan 7 milyar dolara çıktığı zaman elbette ki üretimimiz artıyor. Kilo olarak da artıyor, ton olarak da artıyor. Şimdi pandemi döneminde zaten sektörde bir azalma da oldu. İşten çıkartmalar oldu veya ayrılanlar oldu, başka sektörlere geçenler oldu. Fakat 2021 yılından itibaren çok agresif bir ihracat ve üretim ihtiyacı ortaya çıktı ki bunu yerini doldurmakta herkes zorlandı. İlk önce transferlere başvurdular. Herkes inanılmaz rakamlara, dediğim gibi işte 10 bin liraya bulamıyoruz diyoruz. Önce birbirine transfer etmeye başladı. Ondan sonra hemen okullardan stajyerleri almaya başladılar. Hatta dediğim gibi yani eskiden Küçükçekmece varken şimdi bir de Kadıköy'de meslek lisemiz var Moda'da. Dolayısıyla sektörün şu anda en önemli sıkıntısı artık işsizlik değil. Herkesin işi var da daha da artacak bu iş. Şu anda bizim var gücümüzle eleman yetiştirmemiz ve bulmamız lazım. Bu da hemen olacak bir şey değil. Herkesin sabırlı olması lazım. Şu anda okullarımızdan 9. sınıftan başlayarak da 9, 10, 11, 12'de haftanın 4 günü fabrikada, bir gün okulda olmak üzere çalışmaya başlayabilirler. İnşallah 2022-23 öğretim yılından sonra özellikle önümüzdeki sene yoğun bir öğrenci alımıyla 2-3 sene içerisinde bu açığı kapatacağız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz başkanım. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Bospet size de ben sormak isterim. Başkanımız da anlattı. Nasıl gidiyor eğitim çalışmaları? Eğitim çalışmaları çok hızlı gidiyor. Sağ olsun. Şu anda hocalarımız da, ustalarımız da, biz de eğitim komitesi olarak bu işin üzerinde çok duruyoruz. Sektör de farkına vardı. Eğitimli personelin daha nitelikli personel olduğunu farkına vardı. Pandemide bunu konuşuyoruz ama ertelenmiş bir talep vardı. Bunu kimse öngöremezdi. Biz düşündük tabii ki ama bu kadar da bir talep patlaması olacağını kimse öngöremezdi. Yine de sağ olsunlar çocuklar da özverili bir çalışmalar yaptılar. Yetiştirmeye çalışıyoruz. Öğrenci kayıtlarını bu sene daha üzerinde duracağız. Daha çok kayıt almaya çalışacağız ki önümüzdeki yıllarda mezun sayıları da artsın diye. Özendirmemiz gerekiyor okulumuza, meslek liselerimize. Öğrencilerimizi özendirmemiz gerekiyor. Ailelere de güzel anlatmamız gerekiyor. Bu mesleğin önünün açık olduğunu, iyi kapılar, güzel kapılar açılabileceğini gelecekte. Eğer düzgün, kaliteli eğitim verebilirsek ve öğretebilirsek çocuklara bu mesleği, hepsi pırıl pırıl gençler. Sektörün önü çok açık ve gelecekte ihracatın yıldızını bir daha alırlar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hocam size de soralım.
Oğuz Bey de burada birlikte mücevher ajanslarıyla birlikte ortak çalışmalar yürütüyorsunuz. Evet. Sektörümüzün de ihtiyacı çok fazla. Siz de eğitime büyük katkılar sağlıyorsunuz. Neler söylemek istersiniz? Bugün de güzel bir organizasyon olacak. İstanbul Cevizlik Show'da. Evet. Boğuz Bey'in de söylediği gibi sektöre eğitimli eleman yetiştirmek tabii ki ilk hedefimiz. Bugün de burada okulumuz öğretmenleri ve öğrencileri tamamen el emeğiyle yaptıkları takıları sergileyecekler. Bir defile sunacaklar bizlere. Bu fırsatı bize yarattıkları için Boğuz Bey'e, Mücevher İhracatçılar Birliği Başkanı Mustafa Kamar Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Böylelikle okulumuzun da geniş bir alanda tanıtımını yapmış olacağız. Hani hem mesleği sevdirmek adına güzel bir çalışma oldu. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İstanbul'a hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, değerli ziyaretçiler, bugün bizim göz bebeğimiz Küçükçekmece Kuyumculuk Teknolojisi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrencilerinin bir senedir özellikle her birinin kendi el işçiliğiyle yaptığı herhangi bir teknolojiyi çok az kullanarak ya da kullanmayarak el emeği, göz nuru ürünlerini kendileri bugün bizlere tanıtacaklar. Okulumuz bizim için çok değerli, çok önemli. Sektörün geleceği, bu tür meslek okullarımızı büyütmeye ve geliştirmeye çalışıyoruz. Buradan çıkan öğrencilerimizin hepsinin işleri şu anda hazır. Hatta 9. sınıftan itibaren hepsinin staj yapmaları ve kendilerini geliştirmeleri için de imkan veriyoruz. Bugün bize bir defile hazırladı kendileri yaptıkları ürünle alakalı. Kendilerini tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum ve değerli öğrencilerimizin yaptıklarını ve el becerileriyle, el emeği, göz nuruyla yaptıkları ürünleri hep beraber izlemeye davet ediyorum. Tebrik ediyorum hepsini. Thank you.
Bravo'dan benzersiz bir koleksiyon. Salsa. Thank you.
gençler bu sektöre girecekse bu arkadaşlar sayesinde girecek. Onun için alkışı eksik etmeyin. Onların özgüvenlerini izleyelim. Aynı zamanda bu öğrencilerimizi yetiştiren sevgili hocalarımızı ön tarafa rica ediyorum. Hocalarımız. Lütfen hocalarımızı buraya rica ediyorum. Hocalarımız da olmasa sektörümüz de olmaz. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Hocalarımız lütfen. Hepsini tebrik ediyorum. Mücevher İhracatçılar Birliği'nin eğitimle alakalı neler yaptığını da herkesin görmesini rica ediyorum burada. Bu işler hemen olmuyor. Senelerce verilen emek. Evet. Bütün hocalarımız, ustalarımız bir araya lütfen. Küçükçekmece meslek liseniz gözümüzün nuru. Sevgili yönetim kurulu Bobuş Bey'i alıyorum. Hepinize alkış, bol alkış rica ediyoruz arkadaşlar. Ön tarafa Bobuş Bey. Evet, yönetim kurulumuz Bobuş Bey ve Oğuz Bey'e teşekkür ediyorum. Komite üyelerimize, bütün bu okulda eğitimle alakalı ilgilenen arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar, gençler, bu sektör sizlerin sayesinde büyüyecek, ilerleyecek. Onun için elinizden geleni yapın ve çok başarılı işler yapacağınıza inanıyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Büyük bir alkış tekrar arkadaşlar. Benzersiz bir koleksiyon. Salsa.